Merhaba değerli arkadaşlar, doğada görmüş olduğunuz bu renkli çiçekleriyle göz kamaştıran bitki kara kafes otu Cymbitum officinale. Bunun değerli dostlar hemen gösterelim. Beyaz çiçekli olanı da var. İşte yaprak ve çiçek özellikleri benzerlik gösteriyor ve bu şekilde bitkiyi doğada tanıyabiliriz. Kara kafes otu. Kara kafes otu en çok yara ve eziklerin iyileştirilmesi için kullanılıyor. Ayrıca tıpta da modern tıpta da çok kullanımı mevcut. Felçli hastalara karşı tedavi edici özellik gösterdiği düşünülüyor ve bu konuda araştırmalar yapılıyor. Anadolu'da da bazı bölgelerde yaptığımız araştırmalara göre kök, yaprak, çiçek kısımları hep birlikte ezilerek bir lapa meydana getiriliyor ve bu lapa en çok burkulma, çürük veya kırıklardan kaynaklı ezikleri iyileştirmede çok etkili. Yani bir yeriniz kırıldıysa işte bu yaprakları, kökleri ve çiçekleri ezip lapa haline getirin. Kırık bölgeye uygulayın ve gerçekten iyileşme sürecini çok hızlandırdığını göreceksiniz. Bitki dediğimiz gibi genel olarak yaraların, eziklerin iyileştirilmesi, kırık, çürük, burkulma gibi durumlarda lapa olarak kullanılıyor. Buna ilaveten arkadaşlar yine çay şeklinde de tüketimi mevcut. Ancak dikkat edilmesi gerekiyor ki bu bitkinin bütün kısmında pirolizidin denen bir alkaloid mevcut ki bu harici olarak kullanıldığında çok şifalı, ancak dahili kullanımda zehirlilik özellik gösterebilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. İşte arkadaşlar gerçekten çok şifalı, kırık, çürük, yara, bere, her türlü cilt sıkıntılarına karşı kullanabileceğiniz bu bitkide bu şekilde doğada gelişim gösteriyor. Cymbitum officinale kara kafes otu.